Herkese merhaba çocuklar. Bugünkü dersimiz Türkçe. Konumuz ise anlamlı ve kurallı cümle oluşturma. Biz bu konuyu öğrenmiştik öğretmenim. Diyorsunuz biliyorum. Ama hatırlayalım, bir daha tekrar hatırlayalım ki önceki öğrendiklerimizi unutmayalım. Hazırsak başlıyorum. Evet. Karışık halde verilen kelimelerle anlamlı ve kurallı cümle oluşturalım. Kelimelerimiz hemen gelsin. Evet. Oyna, birinci kelime. Oyna, Berna, evde, oyun. Hadi bir düşün bakalım bunu nasıl anlamlı ve kurallı cümle olarak, yani cümle şeklinde getireceğim. Hadi bize bir ipucu. Önce ne yapıldığını söyleyen kelimeyi en sona alıyoruz. Ne yapıldığını söyleyen ne demek? Yani sana yap, kalk, oyna, zıpla, hopla, işte iç gibi kelimeler. Yani sen o kelimeyi okuduğunda ne yapacağını eğer aklına geliyorsa bunu en sona koy. Kelimelerimi okuyorum. Oyna. Bak, kelimeyi okuduğumuz zaman ne yapmam gerektiğini biliyorum, değil mi? Hemen kalkıp oynayabilirim mesela. Ama diğer kelimelerime bakayım. Berna. Berna neydi? Bir insan ismi. Yani bir bayan ismi. Üçüncü kelimeme bakıyorum. Evde. Evde deyince aklıma bir şey geldi mi? Yani kalkıp bir şey yapasım geldi mi? Hayır. Diğer kelimeme bakıyorum. Oyun. Evet, oyun. Şimdi o zaman ne yapacağımı söyleyen kelimem oynaydı. Hemen oynayı en sona koydum. Şimdi ne diyor? Sonra kalan kelimeleri anlamlı bir şekilde sıralıyoruz. Evet, ne demiştik? Eğer kelimeler arasında insan ismi varsa hemen en başa koy. İnsan ismi olan Berna. Şimdi gerisi kolay. Berna, başta Berna, en sonunda da oyna. Kelimelerim geriye ne kaldı çocuklar? Evde. Oyun. Bakalım. Hadi tahmin etmeye çalış. Berna'dan sonra ne gelecek? Evde. Evet. Berna evde. Zaten son kelimem de oyundu. Berna evde oyun. Oyna. Aferin sana. En son kelimemi, cümlemi oluşturduktan sonra bir cümlemi okuyacağım. Acaba doğru mu yaptım? Anlamlı mı geliyor bana? Son olarak yazdığımız cümleyi okuyarak kontrol ediyoruz çocuklar. Evet. Bir sonraki kelimelerime bakıyorum. Okuyalım hemen. Bahçeye çöp atma Mehmet. Evet, hadi sen sıralamaya çalış bakalım. Bekliyorum. Unutma, sana ne yapacağını söyleyen kelimeyi en sona, eğer insan ismi varsa en başa. Hadi bakalım, bak. Sana ne yapacağını, bahçeye. Bahçeye deyince aklına bir şey geldi mi? Yani bir şey yapmam mı gerekiyor? Hayır. Çöp. Bir şey yapman gerekiyor mu? Hayır. Atma. Bak, sana söylüyor, atma. Bir şey yapman gerekiyor değil mi? Atmaman gerekiyor. Atma o zaman en sona. Peki baktım, kalan kelimelerim arasında İnsan ismi var değil mi? Mehmet bir erkek ismi. Mehmet'i en başa koydum. Gerek kalan kelimelerimi anlamlı bir şekilde oluşturacağım. Ne olur? Mehmet çöp bahçeye atma. Sence oldu mu? Evet, olmadı. Seslerinizi duyuyorum. O zaman Mehmet bahçeye çöp atma. Evet. Mehmet bahçeye çöp atma. Harikasın. Bir sonraki kelimelerimi okuyorum. Ödevlerini. Aklına bir şey geldi mi ya? Kalkıp bir şey yapasın var mı? Hayır. Yaptı. Bak, bir şey yapmış. Yaptı diyor. Sonraki Filiz. Evet, Filiz de neydi? İnsan ismi. O zaman aklıma bir şey yapasın geldiyse kelimeyi okuduğunda en sona demiştik. En sona yaptı. İnsan ismi en başa demiştik. Filiz. Geriye zaten ne kaldı? Ödevlerini. Evet, Filiz
Ödevlerini yaptı. Harikasın. Hadi bir sonraki kelimeme geçelim. Okuyorum. Babası anlattı Ali'ye masal. Hadi tahmin et bakalım. En sona hangisi gelecek? Harikasın. Anlattı. Peki en başa Ali'ye. Evet, geri kalan babası ve masal kelimesini deneyerek de bulabiliriz. Ali'ye babası masal anlattı ya da Ali'ye masal babası anlattı. Hangisi? Evet, Ali'ye babası masal anlattı. Ne anlattı? Babası anlattı olmaz. Masal anlattı olur. Ali'ye babası masal anlattı. Evet, bir sonraki kelimem. Kitap, tatilde, oku, Ceren. En son hangisi gelecek çocuklar? Evet, oku. Peki en başa hangisi gelecek? Evet, Ceren. Deneyelim. Ceren, kitap, tatilde oku. Ne okunur çocuklar? Kitap okunur. O zaman Ceren'den sonra kitap gelmez. Ceren, tatilde kitap oku. Harikasın. Evet, hazırsan hemen bir sonrakine geçelim. Yatmalısın. Akşam, erken, özlem. En son hangisi gelecek? Harikasın. Yatmalısın. Sonra en başa özlem. Evet. Sonraki kelime özlem. Akşam, erken yatmalısın. Harika. Yedi, Yasemin kahvaltıda zeytin. En sona yine yedi. En başa Yasemin. Peki ne yenir? Kahvaltıda yedi mi olur? Zeytin yedi mi olur? Evet, zeytin yedi olur. O yüzden Yasemin'den sonra Yasemin kahvaltıda zeytin yedi. Aferin sana. Hadi bakalım kelimelerim. Çay severim, içmeyi çok. Bakalım en sona severim. En başa burada insan ismi yok. Ne yapacağız? Bu insan isminin yerine geçen bazı varlıklar vardır, değil mi çocuklar? Çay gibi. En başa da çayı getiriyorum. Peki, çay içmeyi ne olacak? Çok severim. Harikasın. Kelimelerimi okuyorum. Dişlerimi fırçalarım düzenli olarak. Hangisinde bir iş yapmış? Fırçalarım, değil mi? Aferin sana. Fırçalarım en başta. Peki, burada da insan ismi yok ama insan isminin yerine geçen bazı varlıklar vardı dedim. O zaman ilk başa dişlerimi. Aferin. Peki düzenli fırçalarım mı olur? Olarak fırçalarım mı olur? Duyuyorum. Düzenli fırçalarım olur. O zaman olarak dişlerimi kelimesinden sonra dişlerimi düzenli olarak fırçalarım. Aferin sana. Evet. Etkinliklerimiz, kelimelerimiz şimdilik bugünlük bu kadardı. Soru cevapta görüşmek üzere. Hoşça kal.